Bu Redmi 12, bu da Samsung Galaxy A05. Bu videonun çekildiği tarih için konuşuyorum arkadaşlar. İkisinin de fiyatı şu an 7000 TL'nin altında. Yani piyasada bulabileceğiniz en ucuz telefonlardan ikisi elimde. İkisinden birini alırsanız %44.4'lük kısmı devlet tarafından size geri ödenecek demek bu. Tabii bunun için öğrenci olmanız şart ve epey de beklemeniz lazım. Karşılaştırmaya kameralar ile başlayalım isterseniz. Şu anda bu videoyu her iki telefonun da kamerasıyla aynı anda çekiyoruz dostlar. Samsung 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare video çekmeye izin verirken Redmi de bu saniyede 30 kare ile sınırlı. Bence bu yüzden daha yüksek kare sayısı yakaladığı için Samsung biraz önde bu konuda ve hatta avantajlı duruma geçip yarışa 1-0 önde başlıyor diyebilirim. Yağmur bastırmadan stüdyoya geçelim, orada görüşürüz. Düşük ışıklı bir ortama girdiğiniz anda da her iki telefon içinde durum bu. Düşük ışık videoları patates arkadaşlar, yani benden söylemesi. Hatta Samsung Galaxy A05 ile düşük ışıkta 60 kare kayıt yapmaya çalışırsanız detaylar iyice kayboluyor. Yine bu da önemli bir şey bence. Zaten bu telefonları düşük ışıkta kullanmak için almayacağımızı düşünüyorum. 7000 liralık telefondan ne bekliyorsun diyebilirsiniz. Vallahi haklısınız. Bu videoları olur da bu telefonları alırsanız neyle karşılaşacağınızı göstermek için çekiyoruz. Gelelim gündelik hayatta daha çok işimize yarayacak fotoğraf kısmına. Telefonların ana kameraları kağıt üstünde birbirleriyle neredeyse aynı. 50 megapiksel sensör ve geniş açılı bir lens var bu kameralarda ama her iki telefonda kamera uygulamasını açar açmaz öyle 50 megapiksel fotoğraflar çekmiyor ne yazık ki. Varsayılan modda çekilenler 13 megapiksel çözünürlükte. Eğer 50 megapiksellik fotoğraflar çekmek istiyorsanız Redmi 12'de kamera uygulamasındaki menüyü en sağa çekmeniz gerekiyor. Samsung'da ise üstteki en boy seçeneklerine girip en soldaki seçeneğe dokunmanız lazım. 50 megapiksel modunda çekim yaparken Samsung'da zoom özelliğini kullanamıyorsunuz bu arada. Ancak Redmi 12'de 2x yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu optik bir yakınlaştırma değil, sadece görüntüyü kırpıyor bilginize. Galaxy A05'in 50 megapiksellik fotoğraflarını Redmi 12'ye kıyasla daha keskin ve kaliteli buldum diyebilirim. Redmi 12'ye kıyasla renkler ve ışıklar gerçek hayata daha yakın bu fotoğraflarda. 50 megapiksellik düşük ışık fotoğraflarda ise Galaxy A05 yeşil, Redmi 12'de de biraz kırmızı gren ve biraz kumlanma oluşuyor. Bu seviyedeki telefonlar için gayet doğal bir durum. Ayrıca düşük ışık ortamında Galaxy A05 ortamı biraz daha aydınlatmaya çalışıyor. Bu da Samsung'un 50 megapiksellik fotoğrafları Redmi 12'den daha iyi işlediğini gösteriyor bize. Samsung maksimum çözünürlük konusunda bence durumu 2-0'a getiriyor arkadaşlar. Ama burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Ben böyle yaşadığı anı ölümsüzleştirmek isteyen kimsenin o an dur kamerayı açıp 50 megapiksel moduna alayım falan diyeceğini sanmıyorum açıkçası. O yüzden iki telefonda da 50 megapiksel var ama orada bir yerde, yani olur da aklınıza gelirse var o mod. Bu durum telefonların ucuz olmasıyla da ilgili bir konu değil aslında. En pahalı telefonlarda bile 200 megapiksel kamera diye ballandıra ballandıra anlatılan şey bu ucuz telefonlardaki gibi bir kamera modundan ibaret aslında dostlar. Bunu her videoda dinlendiriyorum ama telefonla çekilen bir fotoğrafın öyle 50 ya da 200 megapiksel olması sadece o fotoğrafları kırıp varken işinize yarayacak. Önemli olan mercekten giren ışığın sensör tarafından doğru algılanabilmesi, telefonun bu verileri doğru düzgün işleyebilmesi, hatta telefonun ekranının bunu size doğru bir şekilde gösterebilmesidir bence. Bu yüzden bazı telefonlardaki 13 megapiksellik fotoğraflar 50 ya da 200 megapiksellik fotoğraflardan daha kaliteli görünebilir. Zaten bu fotoğrafları yüklediğimiz Instagram'ıdır, şusudur, busudur, sosyal medya uygulamaları kaliteyi düşürüyor. E nerede kaldı 200 megapiksel, nerede kaldı 50 megapiksel yani? Android tarafındaki üreticiler bence bu konuda biraz daha dürüst davranabilirler. Yani daha doğrusu dürüstlükten ziyade bu megapiksel pazarlamasından vazgeçip artık sensörlerin daha iyi renk ve ışık işledikleri için öne çıktıkları bir pazarlama modeline geçebilirler bu konuda. Yani Instagram'ın içindeki kameranın kalitesini arttırmak çoğu insan için 50 megapiksel gibi bir değerden daha anlamlı bir şey bence. Elimizdeki iki telefonun da Instagram içi kamera kalitesi normal kamera uygulamalarına kıyasla yerlerde mesela. Bu konuda kalite beklentisi olanlar aradığını bu iki telefonda da bulamazlar. Zaten Instagram'ın kamera kalitesi konusunda uygulamanın geliştiricileri Apple'a bariz bir şekilde torpilli davranıyor. Samsung bu farkı yeni yeni kapatmaya başladı. O da böyle ucuz telefonlar için değil de daha çok amiral gemisi seviyesindeki telefonlar için. Siz de benim gibi Android kullanıyorsanız ucuz pahalı fark etmez yani. Instagram'ın içerisindeki kamerada kaliteli fotoğraf paylaşmak için çekimleri standart kamera uygulamasından yapıp öyle uygulamaya yüklememiz gerekiyor. Yani yıl oldu 2024, şu meseleyi bir çözemediler. Neyse, dertleştik biraz. Şimdi konumuza geri dönelim. Varsayılan moda dönelim.
yani 13 megapiksellik çekimlerde iki telefon arasındaki fark bence epey kapanıyor ama Galaxy A05 yine renk ve ışık değerleri, işte fotoğrafların doğallığı açısından bence bir tık önde. Yani telefonların sunduğu varsayılan fotoğraflarda golü bence burada Samsung atıyor ve durum 3-0 oluyor. Zoom performansına gelince işler çok karışıyor. Her iki telefonda da 10x dijital zoom var ancak bu çok verimli değil. O yüzden bu zoom meselesini karşılaştırmaya hiç katmayalım bence. Sadece standart çözünürlükte fotoğraf çekebildiğimiz gece moduna da gelelim isterseniz de. Galaxy A05'in fotoğrafları gece modunda baklava tepsisinden hallice pikselleşmeye başlıyor. Hacılı hocalı dizilerin böyle kamera arkası gibi sisli bir ortam haline geliyor fotoğraflar. Keskin nişancı gibi telefonu nefes bile almadan sabit tutmaya çalışsam da, telefonu bir tripoda taksam da sonuç böyle oldu yani. Redmi 12'nin de durumu aslında gece modunda pek iyi değil ama Samsung bir tık daha geride ve bence golü kendi kalesine atıyor ve durum 3-1 oluyor arkadaşlar. Redmi 12'de Galaxy A05'te olmayan bir kamera var. Ultra geniş açılı kamera. Peki bu nasıl bir farka sebep oluyor? Bir fotoğraf çekerken yerinizden hiç kıpırdamadan çevrenizi iki kat daha geniş görebiliyorsunuz bu kamera sayesinde. Samsung'la aynı fotoğrafı çekmek için birkaç adım geriye gitmek gerekiyor. Bence önemli bir fark bu fiyattaki telefonlar için. Bence Redmi burada durumu 3-2 yapıyor arkadaşlar. Samsung'da olup Redmi'de olmayan şey ise derinlik kamerası. Bu da daha iyi portre fotoğrafları demek. Yani bu sayede Galaxy A05 portre konusunda daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Çünkü Redmi 12 bir derinlik kamerasına sahip olmadığı için fotoğraflarda arka planı yapay zeka ile bulanıklaştırmaya çalışıyor. Galaxy A05 portre konusunda açık ara daha iyi bir telefon. Redmi 12'den tam bir İbrahim Fenerbahçe dönüşü bekliyordum ama durum yine 4-2 oldu dostlar. Yine de Redmi 12'nin kamera konusunda söyleyeceği son bir sözü daha var. Zira ön kamerasını çok daha iyi buldum diyebilirim. Her iki telefonda da ön kameradan 1080p 30 kare video çekme imkanı var arkadaşlar. Ama Samsung Türkiye'nin resmi internet sitesinde Galaxy A05'in 8 megapiksel ön kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ama bize gelen test cihazındaki çekilen fotoğrafların çözünürlüğü 5 megapiksel olarak çıkıyor. Çok araştırdım, çok baktım ama bu farkın sebebini bulamadım. Kullananlarınız varsa, deneyimliyorlarsa bunu yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Sonuç olarak Redmi 12 durumu ön kamera performansıyla 4-3'e getirmeyi başardı. Böylece kamera karşılaştırmasını da bitirdik. Şimdi gelelim performans kısmına. Ucuz telefonlar daha önceki yıllarda çıkan eski çipleri kullanır arkadaşlar. Tıpkı bu iki telefon gibi. Her iki telefonda 2023 model ama çipleri 2021'in teknolojisi. Redmi 12'de MediaTek Helio G88 var. Samsung Galaxy A05'te ise bunun bir alt modeli olan Helio G85 yer alıyor. Ne olacak canım, hani işimi görüyorsa, işlemci eski olsa da ne olur demeyin. Eğer telefonu 1,5-2 yıldan daha uzun süre kullanmak istiyorsanız bu çok önemli bir detay arkadaşlar, haberiniz olsun. Her iki telefondaki işlemci de 12 nanometre. Bu nanometre meselesi işlemcideki bu küçük küçük parça transistörlerin arasındaki mesafeyi ifade ediyor bize. Ne kadar fazlaysa o mesafe, o kadar fazla enerji kaybı yaşanıyor ve şarj o kadar hızlı tükeniyor. Yani daha yüksek nanometre daha kötü pil ömrü demek. Bu da hatta bir miktarda daha kötü performans demek. Mesela şöyle örnek vereyim. Nvidia'nın en iyi grafik kartı RTX 4090'ın laptop sürümündeki çipi 5 nanometre. Öyle düşünün. Bu telefonlardaki MediaTek işlemcilerin çekirdek sayıları da hızları da kağıt üzerinde neredeyse aynı, çift yumurta ikizi gibi, ancak aralarındaki farkı performans testleri belirleyecek. Galaxy A05 Geekbench işlemci testinde tek çekirdek performansı ile 417 puan, çok çekirdek performansı ile 1081 puan aldı. Redmi 12 ise tek çekirdekte 434, çok çekirdekte 1374 puan alıyor. Grafik birimi testinde ise durum Galaxy A05'te 550, Redmi 12'de de 563 puan şeklinde. 3D Mark Wildlife grafik testine geçtiğimizde Galaxy A05 750 puanla karşılık olarak Redmi 12'nin 744 puan aldığını görüyoruz. Bu skorlar bize şunu gösteriyor: İki telefon arasında performans açısından öyle ağam şağam ciddi seviyede hiçbir fark yok dostlar. Hatta 3D Mark grafik testine göre grafik açısından Galaxy A05 bir tık daha önde görünüyor ama genel duruma baktığımızda Redmi 12 hem oyunlar hem de gündelik kullanım senaryoları açısından çok çok ufak farklarla Galaxy A05'i geride bırakıyor diyebiliriz. Çünkü Redmi 12'de 8 GB fiziksel RAM, Galaxy A05'te ise 4 GB RAM var. Bu da performans konusunda Redmi 12'yi bir adım daha öne çıkartıyor ve durum 4-4 olarak eşitleniyor. Çok çekişmeli gidiyor durum bence. Şu ana kadar gördük ki sizin için önemli olan kameraysa cevap Galaxy A05, performanssa Redmi 12. Ancak burada Samsung'un elini güçlendiren şey arayüz deneyimi dostlar. Yani içerisindeki Android 13 tabanlı One UI 6 arayüzü. Redmi 12'de yine Android 13 var ama Xiaomi'nin
telefonun neredeyse her standart uygulama ve menülerine koyduğu reklamlar bence MIUI 14 arayüzünü böyle Samsung'unkine kıyasla çok daha yavaş kılıyor. Daha iyi bir performansa sahip olmasına rağmen ufak farklarla da olsa bunu hissettirmekte zorlanan bir telefon Redmi 12. Yani uygulamalar arasındaki geçiş hızı, işte açılıp kapanma süreleri konusunda Galaxy A05 çok akıcı bir deneyim sunuyor diyebilirim Redmi 12'ye kıyasla. Bu sebeple Samsung bence performanstan sonra yarışı bırakmıyor ve durumu 5-4'e getirmeyi başarıyor. Her iki telefonda bir günlük kullanımı rahatlıkla karşılayabilecek 5000 mAh'lik bataryalara sahip. Hangisi daha önce bitecek? Gelin yine bir gündelik kullanım testi yapalım. Telefonların şarj performansına bakmak için birbirleriyle neredeyse eşit seviyedeyken şarjları çoğumuzun gece yatmadan önce ya da toplu taşımada olmadığı bir yemek arasında falan yaşadığı bir senaryoyu canlandıracağız şimdi. Önce 10 dakika oyun, sonra 10 dakika sosyal medya ve son olarak da 10 dakika YouTube'da video izliyoruz ve takılıyoruz. Toplamda 30 dakikalık bu maraton sonunda telefonların sıcaklık ve şarj durumlarındaki değişim ekranlarınıza yansıyor. Şu an rakamlara boğmayayım sizi anlatarak, tekrar üstünden geçerek. Batarya performansı konusunda her iki telefonda kafa kafaya gerçekten. Aralarında yine performansta olduğu gibi çok çok ufak farklar var. Ancak Samsung'un bu gündelik kullanım senaryosunda hem enerji tüketimi hem de soğutma performansı daha yüksek çıktı. Durum 6-4 diyebiliriz, yani Samsung önde. Ayrıca Samsung Android güvenlik güncelleştirmeleri konusunda hem de çekirdek güncelleştirmeleri konusunda Xiaomi'ye kıyasla çok daha iyi bir noktada dostlar. Redmi 12 için Android 14 güncellemesi henüz açıklanmadı mesela, ama Galaxy A05 yurt dışında Android 14 güncellemesini almaya başladı. Yani Samsung güncelleme konusundaki avantajı ile bence durumu 7-4'e getiriyor. Çok beklentiniz olmasın yine de. Her iki telefonda ilkel bir işlemciye sahip çünkü. Samsung bu güncelleme avantajıyla belki size bir yıl daha ekstra kullanım ömrü vaat eder. Sadece o kadar. Son olarak ekran deneyimi konusuna da biraz değinelim. Video boyunca gördünüz ama her iki telefonda LCD ekran paneline sahip. Ancak Samsung maksimum 720p çözünürlük sunarken Redmi 12 1080p çözünürlük sunuyor. Yine Redmi 12'de tazeleme hızı 90 Hz'e kadar çıkıyor ve parlaklık konusunda bence gün ışığında daha başarılı. Kullanım yaptığım birkaç günlük süre boyunca Redmi 12 özellikle karanlık ortamda gözümü daha az yordu diyebilirim. Bu da Redmi 12'nin durumu 7-5 yapmasını sağlıyor ama Samsung'a yetişemiyor. Tasarım konusu ise tamamen kişisel bir durum bence. Her iki telefonda da birbirlerine benzer malzemeler ile yapılmış gövdeler var. Kalite, hissiyatı açısından, boyutlar açısından ufak tefek farklar dışında birini öne çıkarabileceğim avantajlı bir durum göremedim. Video boyunca gördüğünüz görüntüler üzerinden, tasarım detayları üzerinden siz de bu puanı verirseniz ve yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bu arada uygun fiyatlı telefon tavsiyelerimizi de yorumlar bölümüne sabitledik. Oradan göz atabilirsiniz.